Selamlar herkese. Bugün markalaşmanın öneminden bahsedeceğim. Şimdi biraz örneklendirerek hatta bunu anlatmak istiyorum. Şu anda bulunduğum yer sizin markanız. Şurası da pazarınız. Gördüğünüz şu boşlukta pazarınız. Şimdi eğer markalaşırsanız bulunduğum yerde olup pazarınızı en tepeden gözetleyebileceksiniz. Peki markalaşmak için neler yapmalısınız? Depo gibi işte onun haricinde lojistik gibi ağır operasyonları bir kenara bırakıyorum. Çünkü bunlarda bunlara ek hizmet veren firmalar, şirketler var. Oralardan destek alabiliyorsunuz. Burada sizin yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Öncelikle bir web siteniz olmalı. Kurumsal bir kimliğiniz olmalı. Sizi anlatan, ürünlerinizi sergileyen. Aynı zamanda tüm sosyal mecralarda bulunmanız gerekir. İşte Instagram, Facebook, Twitter gibi birçok sosyal medya hesaplarınız olması gerekir. Bununla da yetinmeyip Türkiye'deki pazar yerlerinde ürünlerinizi sergileyip aynı şekilde satışa çıkmanız gerekir. Bununla da yetinmeyip yurt dışındaki pazar yerlerinde ürünlerinizi sergileyip e-ihracat yapmanız gerekir. Tabii bunlar hepsi adım adım belli operasyonlar içerisinde gerçekleşiyor ama gidişat bu şekilde olmalı. Aynı zamanda web sitenizi kurduktan sonra pazar yerlerinden de önce, bunu es geçtim kusura bakmayın, dijital pazarlama yaparak hem marka bilinirliğini yükseltmek, markanızı tanıtmak hem de bunu satışa çevirmeniz gerekir. Yani siz hem dijital pazarlamayla, hem yurt içindeki pazar yerleriyle, hem yurt dışındaki pazar yerleriyle ürünlerinizi sergileyip satışa sunabilirsiniz. Bu şekilde satıp bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bununla da kalmayıp bu şekilde markanızı büyütüp ortalama 7 ila 10 milyon liraya satabilirsiniz. Bunun da örnekleri var zaten. İnternette biraz araştırdığınız zaman görebileceksiniz. Şimdi bahsettiğim bu bütün adımları yaparken burada dikkat etmeniz gereken de iki şey var. Birincisi doğru ekibi kurabilmek. İkincisi bir girişimci gibi düşünebilmek. Yani alacağınız aksiyonu iki adım öteden öngörebilmek. Bunu iki adım ötesini düşünerek hareket etmek. Bunu yaparsanız başarılı bir marka oluşturma sürecinden geçebilirsiniz. Şimdi teoride anlattığım bu adımlar, evet baktığınız zaman 1-2 dakika içerisinde aslında çok büyük iş gücünü anlattım. Bu kadar kolay değil elbette. Bunu daha iyi nasıl anlayacağınızı merak ediyorsanız profilimdeki linke tıklayarak ücretsiz e-ticaret seminerime katılabilirsiniz. Tamamen yol gösterici olacaktır. Görüşmek üzere.